Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli mesajlar verdi. Türkiye-Suriye ilişkilerine değindi. "ESAD'a davetimiz her an olabilir." dedi. Türkiye-Suriye ilişkilerine değindi. "Suriye bizim düşmanımız değil. Biz ESAD'la ailece görüşüyorduk." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya dönüşü uçak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde yaşanan provokatif eylemlere özel bir parantez açtı. Suriye ile normalleşme sürecine değindi. Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işi karıştırmaya gayret ederlerse etsinler zaten biz güçlü bir devlet olarak bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz. Türkiye'nin gücü sayesinde nasıl ki PKK'yı, PYD'yi, KCK'yı, FETÖ'yü çökerttiysek aynı şekilde bunları da çökertiriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefeti eleştirdi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'le görüşme sinyali verdi. Ama yeter ki bizim içimizdeki siyasetçiler bu noktada akıllı hareket etsin. Artık biliyorsunuz ana muhalefet diye bir şey kalmadı. Bu muhalefet sürekli kışkırtıcılık yapmaya devam ediyor, rahat durmuyor. Hala kalkıyor mültecilerle uğraşıyor. Şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mülteci ülkemizde. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esed'le ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusundaysa Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde ara buluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle komşumuzda niye olmasın?